Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Karşınızda yine ben Alişan Konyalı ve bu satış ortaklığı eğitimimizin ikinci videosu ve hatırlatıyorum ki satış ortaklığını özellikle Üstün Başarının 50 Sırrı adlı ses eğitim programımı nasıl başarılı bir şekilde satış ortağı olarak tanıtabileceğinizi anlatıyorum bu ikinci videomuzda. Öncelikle beni Facebook'ta dahil etmediyseniz veyahut da fan sayfamızı beğenmediyseniz bunu mutlaka yapın, ama öncesinde İnternet Girişim Akademisi'nin özel satış ortaklığı grubumuz var. Şimdilik herkese açık bir grup. Bu grubu mutlaka bulun ve buraya dahil olun. Zaten eğitim PDF'sinde de grubumuzun linkini bulacaksınız. Onun dışında internet pazarlama ile ilgileniyorsanız ve internet girişimcilik konusunda ilginiz varsa İnternet Girişimciler Kulübü'ne de kapalı bir grubumuz var. Bu kapalı grubun da aynı şekilde linkini PDF dosyasında buluyor olacaksınız. Buraya da üye olun. Yani üyelik talebinde bulunun. Sizi dahil edelim. Buradaki grubun, kapalı grupların amacı karşılıklı iletişimde bulunmak ve birbirimize bilgi alışverişinde bulunarak yardımcı olmak. Onun dışında tekrardan hatırlatayım. İnternet ve teknolojiyi kullanarak başarılı online işinizi sıfırdan kurmak istiyorsanız İnternet girişimcilik ve internet pazarlama konularında derleyip topladığım e-kitabımı ve 2,5 saatlik video eğitim serisini indirmek için aynı şekilde bu e-kitabımı indirebilirsiniz. Bu e-kitabımı alişankonyalı.com sitesinden de indirebilirsiniz. alişankonyalı.com sitesine geldiğinizde bu ücretsiz e-kitabı ve video eğitim serisini mutlaka indirin ve ilgili olan arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşın. Aynı şekilde dediğim gibi burada Alişan Konyalı'yı Facebook'ta da bulun. Burada böyle mavi gömlekli, kırmızı kravatlı birisi olarak beni mutlaka Facebook'ta ekleyin ve sorularınız varsa yazmaktan çekinmeyin. Ve girişimcilik sayfam da var. Bu sayfanın da, bu fan sayfası. Fan sayfayı da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi tüm bunları yaptıktan sonra yavaş yavaş eğitim kısmına gelelim ve satış ortaklığı linkini aldıktan sonra tekrardan hatırlatıyorum. Ödeme altyapısı olarak satış ortaklığı altyapısı olarak intranetpazar.com'u kullanıyoruz ve buraya abone olmanız çok kolay. Zaten bir önceki videoda da görmüş olduğunuz gibi böyle bir kendinize ait bir satış ortaklığı linki edindikten sonra artık bu ürünümüzü nasıl tanıtabileceğinizi anlatıyor olacağım bu videoda. Öncelikle şöyle varsayıyorum. Bu tanıtımları dijital ortamda yapabilmeniz için tabii ki bir YouTube kanalınızın olması, Instagram kanalınızın olması, Facebook fan sayfanızın olması, Facebook profilinizin olması, belki de WordPress bloğunuzun olması çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Tüm bunlar yoksa zaten sıfırdan hepsini açabilirsiniz. Öncelikle bir WordPress blogunuz var diyelim veyahut da sizin yoksa dahi satış ortaklığı linkini ünlü bloggerlarla anlaşarak, belirli bir meblağ karşılığında anlaşarak banner tasarlayabilir ve bu bloglara bannerlar koyabilirsiniz. Sayfalar açabilirsiniz veyahut da kendi domain adınızda bir WordPress blogunuz varsa burada satış ortaklığı linkini nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Şimdi tanıtım kısmını WordPress blog üzerinden 3 tane eklentiyle nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Mesela şu an bu benim kişisel blogum. alishankonyalı.com/blogdan girdiğiniz zaman burada birçok görsel fark ediyorsunuz. Bakınız burada size en kısa sürede çarpıcı başarıya ulaştıracak 10 pratik adım kitabını hemen ücretsiz indirin diyor. Ve burada slide şeklinde dönen bir şeyde bunu görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığımız anda tıklanabilir olduğu için bu görsel direkt bakın yakalama sayfasına yönlendiriyor. Yani burada şu an sizin satış ortaklığı linkiniz bulunabilir. Bu birinci örnek ve çok basit bir örnek. İkinci bir örneğimiz ise WordPress blogunda bir sayfa oluşturduğunuzu varsayalım. Bir yazı değil, sayfa. Bakın buradakilerin hepsi bir sayfa. Ana sayfa, blog sayfası, hikayem sayfası, seyahatlerim sayfası gibi çeşitli sayfalar oluşturduğunuzda bu sayfaları satış ortaklığı linkine götürebilecek bir bağlantıya bağlamak için kullanmanız gereken bir eklenti var. Mesela bakın ben burada bir sayfa oluşturdum. Beyin patlaması diye. Buraya sadece %3 tıklıyor. Bakın buraya tıkladığımda yine farklı bir yakalama sayfasına götürüyor bu.
Yani yönlendiriyor. İşte bu sayfayı WordPress blogunuzda oluşturup farklı bir yakalama sayfasına, yine dediğim gibi sizin satış ortaklığı linkine yönlendirebilmesi için WordPress blogunuzda bir eklenti eklemeniz gerekiyor. Bu eklentinin adı Page Links To. Page Links To eklentisini WordPress tabanınıza geldiğiniz zaman eklentiler kısmında yeni eklenti ekleye tıklayarak burada aramalarda Page Links To'yu arattırıyorsunuz ve çıkan eklentiyi etkinleştirmeniz gerekiyor. Ben de şu an etkinleştirilmiş durumda. Bu etkinleştirildikten sonra sayfalara geliyorsunuz ve yeni bir sayfa ekle diyorsunuz. Yeni bir sayfa ekle kısmının hemen en altında bu bağlantıyı bulabiliyorsunuz. Bakınız, burada herhangi bir sayfa oluşturdunuz. Diyelim ki satış ortaklığı sayfam diyelim bu sayfaya. Satış ortaklığı linki diyerek en alt kısmına geldiğimizde bakın Page Links To diyor. Burada da farklı, kendi bildiğim bir satış ortaklığı sayfasını URL'sini girin diyor. Burada satış ortaklığı linki bize tıklayarak bu sayfayı yapıştırıyoruz. Bu sayfayı yapıştırdıktan sonra farklı bir sayfada aç diyoruz ve sayfayı yayınlıyoruz. Yayınladıktan sonra zaten bu ana sayfada burada belirecek. Bende şu an iki tane menü olduğu için ayarlar uzun sürebilir. Oluşturduğunuz herhangi bir sayfa zaten menüde çıkacak ve menüde de adını verdiğiniz gibi, atıyorum satış ortaklığı linki adını verdiğiniz için burada satış ortaklığı linki adı çıkacak ve ona tıkladığınız zaman farklı bir sizin satış ortaklığı linkinize yönlendirilecektir. Dolayısıyla web sitenize giren kişilerin bu satış ortaklığı linki ya da işte adını artık başarı mı koyarsınız, bu işte çarpıcı başarıya götürecek 10 pratik adım sayfası gibi, buraya tıkladığı zaman kişi satış ortaklığı linkine yönlendirilecektir. İkinci bir eklenti ise görsel eklentisi, image widget dediğimiz görsel eklenti. Aynı şekilde bu görsel eklentiyi tekrardan WordPress'e gelerek görünümlerden, eklentilerden yeni ekle diyoruz. Buradan çıkış yapıyoruz. Bu görsel eklentisini eklediğimizde ise ne işe yaradığını hemen göstereceğim. Bunu tekrardan arattırdığınızda çıkan eklentiyi, bakın benden zaten etkinleştirilmiş durumda. Bu ne işe yarıyor aslında? Şuradaki sidebar dediğimiz, şuradaki görseli oluşturmaya yardımcı oluyor. Yani bakın, ben mesela şu an GetResponse'un satış ortaklığı programında yer aldığım için burada benim için bir banner tasarladım ve bu banner'ı buraya koydum. Buraya tıklayan kişi benim satış ortaklığı linkime yönlendiriyor. Aynı şeyi tekrardan sizin blogunuzda nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Bu eklentiyi ekledikten sonra görünüm kısmına geliyoruz. Görünüm kısımlarda bileşenlere geliyoruz. Bileşenlere geldikten sonra da bakınız, WordPress blogunuz yoksa blogunuzu açabilirsiniz. Yani bir internet girişimcisi olmayı düşünüyorsanız ve satış ortaklığı yapmayı düşünüyorsunuz, mutlaka kendi adınızın altında internet ortamında bir kaynağınız olması gerekiyor. Adınızı, soyadınızı içeren ya da projenizin ismini içeren bir proje olması şart. Şimdi burada bakın, eklentilerde görünüm kısmında burada image widget'i bulmamız gerekiyor. En son yüklediğimiz eklentilerden bir tanesi bu. Burada ben bir sürü eklenti eklediğim için hepsi burada tek tek çıkıyor gördüğünüz gibi. Image widget, bakın. Bu image widget'i buraya getirip sağ sütundan mesela en son kısma ekleyelim. En son kısma eklediğimizde burada bizden ne diyor? Bir tane resim seçin diyor. Ben daha önceden tasarladığım bir banner'ım olduğu için yani onu yükleyeceğim örnek olarak. Bu banner'ı nerede nasıl tasarlayabileceğinizi de tekrardan göstereceğim size. Kolay bir şekilde kendinize banner'lar nasıl tasarlayabileceğinizi güzel bir araç sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Satış ortaklığı. Bakın burada şöyle bir banner tasarladım ben daha öncesinde. Çok amatörce oldu ama bu banner'ı örnek açısından göstereceğim. Burada işte e-kitabı ücretsiz okumak için hemen indir. Bu bir fotoğraf bakın. Bu fotoğrafı yükledik. Bu fotoğrafı yüklüyoruz. Daha sonra da yükledikten sonra bu eklenti bizden eklenti ekle diyor fotoğrafı. Şu an bakın fotoğraf eklendi. Fotoğrafın mesela başlığına gerek yok. İsterseniz başlık da ekleyebilirsiniz. Devamında burada mesela link diyor bakın. Bu link kısmını arkadaşlar yine kendi satış ortaklığı linkinizi buraya yerleştirmeniz gerekiyor.
satış ortaklığı linkini ekledik. Ve burada yine full size diyebilirsiniz ya da işte medium, medium da diyebilirsiniz fotoğraf boyutunu. Bunu kontrol etmekte fayda olacak. Kaydedip yayınlıyoruz. Kaydedip yayınladıktan sonra tekrardan blogunuza geliyoruz. Yeniliyoruz ve bakalım bizim yüklemiş olduğumuz bu eklenti blogumuzda nasıl çıkmaya başladı. Buna benzer hemen şöyle alt kısma geliyoruz. Çünkü en sona eklediğimizden dolayı en altta çıkması gerekiyor. Evet bakın burada çıkmış durumda. Medium size olarak ayarladığımız için bayağı küçük görünüyor ama mesele burada bu fotoğrafın tıklanabilir olması. Ve bakın bu resme tıkladığımız zaman ne oluyor? Sizin satış ortaklığı linkinize yönlendiriyor ve burada yakalama sayfasında ücretsiz e-kitabı tavsiye ediyoruz. Yani burada mantığı anlamanız gerekiyor. Bu eklenti ekleyip fotoğrafınızı, tasarladığınız fotoğrafı buraya eklemeniz ve satış ortaklığı linkinizi ekleyip yayınladıktan sonra blogunuzun sağ tarafında bu kısımda bu görseli çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Umarım burada mantık anlaşılmıştır. Ve son olarak da satış ortaklığı linkinizi kendi domain adınızla nasıl birleştirebileceğinizi göstereceğim. Çok basit bir örnek veriyorum. Mesela benim domain adım alişankonyalı.com. Ve ben diyelim ki satış ortaklığı olarak GetResponse'un satış ortaklığı linki var bende. Aslında link çok uzun. Yani şöyle bir şey bir link. Yani baya uzun bir link. Ve ben bunu alıp ne yaptım? Bunu kısalttım ve bir eklenti sayesinde sadece alişankonyalı.com/gr yaptım. Yani GetResponse diye yaptım. Ve buraya tıkladığımızda bakın ne oluyor? Bu satış ortaklığı linki benim adım altına bakın GetResponse'a yönlendi ve burada bu aslında benim satış ortaklığı linki ve buraya şu an siz ücretsiz kaydolduğunuz zaman aslında benim satış ortaklığı linkimden kaydolduğunuzu varsayacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani kendi domain adınız varsa ve benim ürünümü Üstün Başarının 50 Sırrı eğitim programını ya da işte çarpıcı başarıya ulaşmak için 10 pratik adım ücretsiz e-kitabının satış ortaklığı linkini kendinizde yayınlamak istiyorsanız yani kendi domain adınızda yayınlamak istiyorsanız bunun için de WordPress Affiliate Links dediğimiz eklentiyi eklemeniz gerekiyor WordPress altyapınıza. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine tekrardan eklentilere geliyoruz. Eklentiler yeni ekle diyoruz. Yeni ekle dedikten sonra yine aynı mantıkla burada WP Affiliate Links eklentisini buluyoruz. Bulduktan sonra hemen yükleyip etkinleştiriyoruz. Bende zaten yüklü olması gerekiyor. Burada aslında yüklü olmadığı görünüyor ama bende Rusçası yüklü. O yüzden Rusçası yani yine aynı mantıkla çalışan Rusçası yüklü olduğu için. Gerçi bunu yükleyelim ve örnek üzerinden gidelim. Yükledikten sonra yine bu sol taraftaki sol sütunda etkinleştir diyoruz. Etkinleştirdikten sonra ya ayar kısmında ya da sol sütunun en alt kısmında bir yerde çıkıyor bu eklenti. Nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Evet eklenti şu an eklendi. Eklenmiş olması gerekiyor. Affiliate Links. Bakın WP Affiliate Links burada çıktı. Create Link diyor. Yani bir link oluştur diyor. Şimdi sizin diyelim ki satış ortaklığı linkiniz bu. Bunu kopyalayıp link kısmınıza geldiğiniz zaman burada link adı bu. Bizim satış ortaklığı linkimiz bu. Ve kendi domaininizde bunu nasıl kısaltacağınızı kendiniz karar veriyorsunuz. Mesela diyelim ki Alişan Konyalı e-kitap. E-kitap. Kitap dedik. Bu da yine uzun oldu ama yine istediğiniz şekilde kısaltabilirsiniz bunu. Ve nereye götürdüğünü yine satış ortaklığı. Ha burada link adı mesela ne diyelim? Alişan Konyalı. Alişan Konyalı Başarı e-kitabı. Kitabı diye bu linki adlandırdık. Satış ortaklığımızı buraya yapıştırdık ve alişankonyalı.com'dan sonra ya da sizin domain adınızın sonrasında mesela AK yani Alişan Konyalı e-kitap diye bir link oluşturduk. Linki kopyalıyoruz. Yani oluşturmuş oluyoruz. Ve bakalım bizim satış ortaklığı linkimiz nasıl oluştu? Bakın ne diyor? Linkiniz hazır. alişankonyalı.com AK e-kitap. Buraya tıkladığımız zaman yani bu linki de bu şekilde de paylaşabilirsiniz. Bakın sizin satış ortaklığı linkinize yönlendirilmiş oldu.
Şimdi bu WordPress blogunuz varsa ya da yoksa da oluşturduktan sonra satış ortaklığı linklerini ne şekilde pazarlamasını yapabileceğinizi anlattık. Şimdi bu görselleri tasarlayabilmeniz için hangi aracı kullanmanızda fayda var? Ondan biraz bahsedeyim. Görsel araçlardan, ben görsel araçlarımı, yani görsel fotoğraflarımı nereden tasarlıyorum? Mesela satış ortaklığı dosyasında bu gördüğünüz bütün fotoğraflar, işte Instagram için, Twitter için, Facebook için ve işte ne bileyim bu gördüğünüz WordPress'teki şeyler için, görseller için bu aracı kullanıyordum. Ve bu araç gerçekten çok güzel. Tüm bu görselleri bu araç içerisinde şey yaptım, tasarladım. Bu mesela profesyonelce tasarlanmış. Bunları da örnek olarak aldım. Yine bu da reklam, bunu da bahsedeceğiz. Bu görselleri kullanarak nasıl bir banner tasarlayabileceğimizi hemen bir bakalım. Burada mesela kendi boyutlarımızı belirleyelim. Mesela bizim WordPress'teki sağ taraftaki sütunumuz 245 megapikselle, burası da 450 megapiksellik bir banner tasarlayacağımızı varsaydığımızda hemen tasarlamaya başlayalım. Bu arada sitenin adı canva.com diye geçiyor. Burada istediğiniz gibi görseller tasarlayabilirsiniz. Hatta burada bize Facebook için ya da işte birçok görseli tasarlamamıza izin veriyor. İşte sosyal medya paylaşımlarından sunumlarımıza kadar, e-kitap kapaklarına kadar birçok hazır A4 kapakları için birçok hazır kalıp sunuyor burada. Mesela Facebook banner için, işte Facebook'ta paylaşımlar yapmak için bir sürü, gördüğünüz gibi business kartlar için, poster yapmak için, mesela e-kitap kapağı gibi sunum için, yani bir sürü hazır şablonlar var. Bu siteyi ben onun için kullanıyorum. Gerçekten çok kaliteli. Mesela diyelim ki burada yavaş yavaş arka planı mesela ne yapalım? Mavi yapalım. Ondan sonra yeni bir resim yükleyerek şey yapalım. Mesela diyelim ki bu kitabı, ücretsiz e-kitabımızı burada zaten fotoğraflarda, hazır fotoğraflarım var onun için. Böyle bir fotoğraf şeyi kullanıyorum. Ya da kendi fotoğrafınızı da buradan istediğiniz gibi yükleyebilirsiniz. Mesela burada hazır fotoğraflar yapmıştım şey için. Mesela bakın yüklendi. Fotoğraf yüklendikten sonra bunu direkt burada kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir araç. Güzel, harika tasarımlar yapmamızı sağlıyor. Ondan sonra işte hemen indir linkini tıklayıp işte metinler yazabilir. Yazdıktan sonra bu resmi de buradan indirebilir. Yani bu çok detaylı bir hizmet. Yani görsel tasarlama hizmeti en kaliteli olanlardan bir tanesi. Hatta bu sitenin tasarımcısı 19 mu 20 yaşında bir kız, milyar dolarlık oldu. Çünkü burada ücretli fotoğraflar da satıyor. Ücretli, birer dolarlık ücretli fotoğraflar satarak ve böyle bir hizmet oluşturduğu için gerçekten çok kaliteli bir hizmet. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten profesyonel fotoğraf tasarımları burada yapabilirsiniz, görsel tasarımlarını. Burada ben sadece mantığı anlatıyorum. Fazla üzerinde durmak istemiyorum eğitim uzamasın diye. Böyle bir banner tasarlayabilirsiniz kendiniz için. Reklam fotoğrafı tasarlayabilirsiniz ve burada istediğiniz formatta indirebiliyorsunuz. JPEG, PNG, PDF şeklinde de indirebiliyorsunuz. Biz PNG şeklinde indirdik diyelim ki. Masanın üstünüze indirdikten sonra yine WordPress'inize ya da işte Facebook'unuza veya istediğiniz yerde bu reklam materyalini, bu reklam görselini istediğiniz gibi indirdikten sonra kullanabilirsiniz. Şimdi görsel ve tanıtım materyalleri zaten dosyada olacaktır. Bunu tüm hepsini nasıl yapacağınızı videoda zaten anlattım. Metin şeklinde de PDF'de anlatmış olacağım. Yani basit bir mantıkla bu şekilde. Şimdi Facebook'ta ve Instagram'da bunu nasıl tanıtacağınızı anlatayım. Mesela gördüğünüz gibi ben direkt Facebook'ta yaptığım bir kampanyanın fotoğrafını çektim. Bu kampanyayı şu şekilde yaptım. 20 bin kişilik miydi? 40 bin kişilik bir fan sayfasında işte saati 10 TL karşılığında bu reklamı yayınladım ve 2 saat içerisinde reklamımı 40 bin kişi gördü, gördüğünüz gibi. Yani bu görseller ve metinleri yine alabiliyor olacaksınız. Yani hazır olacak bunlar.
Burada Facebook'ta reklam verdim ve 2 saat içerisinde yaklaşık mail listemi hatırlamıyorum ama yani 100'e yakın kişi mi ne abone oldu. Ve o 100 kişiden yine 5-6 kişi satın aldığı için ben 20 lirayı yine 200-300-400 liraya falan katladım yani. Bu basit bir reklam örneği. Onun dışında promo post dediğimiz, şu an Türkiye'de aslında kimsenin yapmadığı promo postlar yapıyordum. Yani burada ne yaptım? Her networkçünün okuması gereken network marketing konusunda, network marketing sektöründe çalışan kişilerin daha çok böyle başarı ve kişisel gelişime önem verdikleri için böyle bir kitap listesi oluşturmak istedim. Ve bakın mesela çok kısa bir süre içerisinde ve bu ücretsiz. Yani bu promo postu reklamını yapmadım ben. Yalnızca kaliteli bir içerik olduğu için, kaliteli bir kitap listesi olduğu için aralarında da bakın kendi satış ortaklığı linklerimi yerleştirdim. Yani burada 2-3 tane kitabımın satış ortaklığı linkini siz de koyabilirsiniz ve burada aslında satış yapmadan satış yapıyoruz ve bu yaptığım Facebook'taki paylaşım çok faydalı ve kaliteli olduğu için arkadaşlar bakın 26 defa paylaşmış. Yani bu paylaştıkları için bu makale yani bu yaptığım paylaşım aslında yüzlerce binlerce kişiye ücretsiz bir şekilde ulaştı. Bu da bir pazarlama stratejisi. Yani değerli bir promo post yaptığınız zaman aynı şekilde mesela diğer bir örnek daha burada başarılı olmak isteyenler herkesin için okunması gereken 25 kitap 2016 değerlenmesi dedim. Buraya tıkladığımız zaman bakın aralarında yine çarpıcı başarıya ulaşmak için 10 pratik adımı e-kitabı var. Ya bunu burada da ücretsiz satış ortaklığı linki var. Buraya tıklayıp kişiler abone olabiliyor çünkü bu listeyi merak ediyorlar, açıyorlar, okuyorlar ve bu da aynı şekilde bakın birçok defa paylaşıldı. Hatta bu ikinci defa yaptığım. Bu işte 8 defa beğenilmiş, 2 defa paylaşılmış. Bu aslında sonradan bir daha yaptığım bir olay bu. Çünkü ilk defa yaptığım paylaşım çok daha fazla şey yapmıştı. Onu sildim. Yani buna benzer bu tür paylaşımları yapabilmek için fan sayfanız olması gerekiyor. Fan sayfanız olduğu zaman bu şekilde reklamını yapabiliyorsunuz bu yaptığınız paylaşımın. Mesela burada gördüğünüz gibi. Kaleleri paylaşabiliyorsunuz. Facebook'taki yaptığınız paylaşımları parayla yüzlerce binlerce kişinin önüne 5-10 kuruşa çıkarabiliyorsunuz. Yani 10 lira 20 liraya tanıtım yapabiliyorsunuz. Diğer yandan bakın yine tanıtmanın bir formülünü daha ben test ediyorum. Siz de test edebilirsiniz. Biyonluk.com diye bir site var. Biyonluk.com'da bazı arkadaşlar orada işte 10 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik Facebook fan sayfaları olan gruplarda reklam yapmanızı izin veriyorlar. Yani siz ne yapabilirsiniz? Böyle bir makale yazdığınızı varsayın Facebook'ta ve bunu diyelim ki 100 bin kişilik bir fan sayfasında bunu reklamını yapabilirsiniz. Atıyorum 100 bin kişilik bir fan sayfada 1 saatlik tanıtım yapmanın, 1 saatlik sizin yapmış olduğunuz tanıtımın 1 saat orada durmasına 10 lira ödeyebiliyorsunuz. Çok cüzi bir rakam ve böyle bu şekilde testler yapabilirsiniz. Bununla ilgili gerçekten değişik geri bildirimler alabilirsiniz. Facebook'taki kapalı gruplarda reklamı yapabilirsiniz. Fan sayfaların sahipleriyle anlaşıp işte para karşılığında ya da cüzi reklamlar karşılığında tanıtımlar yapabilirsiniz. Mesela bu bir yolluk internet reklamcılığı kısmına geldiğinizde burada Facebook'taki yaptığınız makaleleri yine paylaşabilirsiniz. Bakınız ne diyor? Ben 125 bin takipçilik Facebook edebiyat sayfamda tanıtım yaparım diyor. 3 saati 20 TL. Mesela çok basit bir örnek bu. Direkt karşımıza geldi. Mesela buradaki arkadaşa yazabilirsiniz. Yani hedef kitlesi ne kadar uyar bilmiyorum ama edebiyat sayfası olduğu için yani kişisel gelişim ve işte çarpıcı başarıyla ilgili mesela bu e-kitabı ücretsiz indirmek isteyen aslında yüzlerce kişi çıkabilir. Yani 20 TL aslında pek bir şey değil denilebilir. Dediğim gibi yaptığınız satıştan dolayı %75 kar elde ettiğiniz için yani her satıştan net 50 TL size kalıyor. Ve belirli bir reklam bütçesiyle aslında bu 20 TL karşılığında aslında siz rahat bir şekilde bence 100 TL kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki bana şöyle bir soru sorabilirsiniz. Sen neden yapmıyorsun? Benim aslında amacım burada, bu benim ilk ürünüm ve test aşamasındaki bir ürünüm olduğu için şu an çok daha kaliteli ve çok daha pahalı bir ürün
oluşturma peşinde koşuşturuyor ve çok daha kaliteli ve çok daha fazla insana ulaştırıp satabileceğim ve daha fazla yüksek kar kazanabileceğim ürünü şu an tasarımını yaptığım için bu tür işlerle uğraşmak istemiyorum ve bunu satış ortaklarıma delege etmek istiyorum ve bu videoyu da yine bir eğitim aracı olarak kullanıyorum. Bunun dışında size yine YouTube üzerinden nasıl pazarlama yapabileceğinizi anlatmak istiyorum. YouTube üzerinden çok basit bir pazarlama stratejisi olabilir. Benimle karşılıklı bir röportaj yapabilirsiniz. Mesela benim Rusya'daki bir arkadaşım bu şekilde yapıyor. Röportajlar yaparak, ürün sahipleriyle röportajlar yaparak her röportajın sonunda da kişinin satış ortaklığı linkini videonun altına yerleştirerek bu şekilde satış yapmayı planlıyor. Mesela diyelim ki bakın bu şu an karşılıklı bir röportaj yapıyorlar. Arkadaşım şu an 200'e yakın röportajı var. Kendisi bu Artyom. Bu karşısındaki de Rusya'nın en popüler konuşmacılarından bir tanesi ve bir sürü eğitim seti falan var bu arkadaşın. Şimdi bunlar karşılıklı röportaj yapıyorlar ve değerli içerik paylaşıyorlar ve lafın arasında da arkadaşım diyor ki işte benim takipçilerime özel bu yazarın ya da işte konuşmacının yeni bir eğitimi var. Normal fiyatı 100 lira ama benim takipçilerime özel sadece 50 TL. Ve bu özel tekliften yararlanmak için videonun hemen altında gördüğünüz bağlantıyı tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz diyerek böyle hani lafın arasında satış yapmadan satış yapabiliyorlar. Siz de aynı şekilde mesela sizin bir blogunuz olabilir ve belki on binlerce takipçiniz vardır ve siz benim ürünümün satış ortaklığını yapmak istiyorsunuzdur. Bu girişimde bulunmadan önce benimle internet üzerinden, Skype üzerinden konuşma ve danışma alabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde nasıl tanıtabilirimle ilgili yani bu video eğitimleri izledikten sonra benimle birlikte bu konuda danışmanlık verebilirim. Yani bu konuda daha verimli nasıl pazarlayabilirsinle ilgili. Belki birlikte röportaj yapabiliriz. Belki ben web sitene makale yazıp işte bu senin satış ortaklığı linkini oraya yerleştirebiliriz. Yani bizim burada amacımız satışı gerçekleştirmeden önce satışın önüne değerli içerikler koyarak kendimizi tanıtmak. Yani Alişan Konyalı kimdir ya da siz mesela ücretsiz ürünü tavsiye etmekle 67 TL'lik bir ürünü tavsiye etmek arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü ücretsiz olana herkes hemen dalar. Ve bu şekilde satış hunisi sayesinde, birinci videoda anlattığım satış hunisi sayesinde bunu yapmanız çok çok daha kolay olacaktır. Umarım bu mantığı anlamışsınızdır. Yani mantık aslında çok basit. Direkt satış yapmak yerine önce değerli içeriklerle kendimizi potansiyel müşteriye kanıtlamamız, güvene girmemiz ve daha sonra özel teklifi sunmamızda fayda var. Ve bu şekilde dediğim gibi yani çok fazla takipçiniz varsa, bir Facebook grubunuz varsa veyahut da bir Facebook grubuyla veya Instagram grubuyla mesela benim 1,5 milyon takipçisi olan bir Instagram fenomeni arkadaşım var İstanbul'da. Onunla ben mesela anlaşmak istiyorum. Mesela bu tür anlaşmaları sağladığınızda profesyonel bir şekilde hareket nasıl edebileceğinizi yani profesyonel anlamda harekete geçmeden önce benimle iletişime geçerseniz benden danışmanlık, ücretsiz bir şekilde danışmanlık alırsanız çok daha verimli bir çalışma içerisine girmiş olabilirsiniz. Notlarıma bakıyorum. Şu an hani bahsetmek istediğim her şeyden aslında bahsettim. Detayları zaten PDF dosyasında da bulmuş olacaksınız. Skype adresimi de orada bulmuş olacaksınız. Umarım bu satış ortaklığı videosu size faydalı olmuştur. Bu stratejileri aslında diğer satış ortaklığı ürünlerinde de kullanabilirsiniz. Ve inşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda yeni bir ürün çıkardığımda yine bu stratejiyi o üründe de kullanabilme şansınız olacaktır. Sorularınız olursa yine istediğiniz gibi ben her zaman Facebook'tayım. Facebook üzerinden bana istediğiniz şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın. Bol kazançlar dilerim.